Selamünaleyküm gönlü güzellerim. Hayırlı günleriniz olsun. Bugün biz Aksaray'dayız. Tamam. Aynen. Satışını alacağız canlarım arabamızın. Evet dostlar, Elmas araba aldı. Hayırlı uğurlu olsun. Sonunda buldum. Yine ben buldum. Evet. Arayı arayı bulduk izini. Aynen. Elmas kimin yanında değil mi? Evet. Şöyle noterdeyiz. Biraz sonra devam ederiz canlar. Burası iyiymiş, yağmur kesildi burada. Hanemize hayırlı olsun. Gerçekten bu benim için bir ayrı sevinç oldu canlar. Eşimin kanalında da söyledim. Biraz sonra inşallah sizlerle duygularımı paylaşacağım canlar. Sevgili takipçilerim, şu an noterden çıktık. Aracımı üzerime aldım. Allah kazasız belasız binmeyi nasip etsin. Gerçekten hani bir kadın olarak bunu söylemek çok güzel bir duygu. Eşimin yanımda olması çok güzel bir destek. Sağ olsun. Serkan buldu bana bu aracı. Abimizden aldık aracı. İçinde malzemelerim varsa bir bakım alım dedi. Aracımızın az bir eksiği var. Zaten hani sıfır değil, paketli araç değil. O yüzden eksiğini gediğini bilerekten aldık canlarım. Onlar da ufak tefek eksiğini inşallah yaptırır. Serkan biliyorsunuz bu işlerden anlıyor. Abi güle güle harca inşallah. Sağ ol, Allah razı olsun. Kutlamasını mı yapacağız? Abi gidelim hele. Ya neyse yıkılacağım. Sen çiğ köfteydin. Aynen, ben çiğ köfteydim. İbrahim'i çağır. İbrahim Efe gel oğlum. Döner ye. Ben dur diyeyim. İbrahim Efe'yi de babası indirdi. Ne oldu İbrahim, niye indin? Güle güle bin evlat. Hayırlı olsun araba da kontak parasını alayım. Bu adettir, şu cübe girer bu. Kontak parası almaydı. Benden de mi kontak parası alacaksın? Alanlar satanlar. Ben İbrahim Efe'den kurtarırım, sen ver İbrahim Efe'ye. Ali Efe'yi. İbrahim anneme kurtar oğlum. Şimdi... Tamam, eve gidince kurtarım. Tamam hadi, karnımız acıktı dostlar. Bunlar çiğ köfte iyiydi ama ben bir şey yemedim. Tamam. Kitledin mi İbrahim? Tabletini alırlar. Aksaray'ımız yağmurlu canlar. Şurada hemen bir kıymalı bir pideci var. Serkan oraya giriyor. Şöyle etrafı da göstereyim. Aksaray'ımızın burasını çok seviyorum. Gerçekten hani bir Aksaray sevdalısı olarak buraları paylaşıyorum ki biz Aksaray'dan izleyip yurt dışında kalan takipçilerimiz var. Onlar da çok memnun kalıyor. Elmas'cığım iyi ki paylaşıyorsun, iyi ki çekiyorsun. Hasret gideriyor Aksaray'ımıza diyen takipçilerimiz de oluyor. Allah hepsine razı olsun. Gerçekten sizleri canı gönülden seviyorum canlarım. Bu güzel günümde yanımda olduğunuz için her birinizde de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şu an bir tane kahveye geldik. Serkan biliyorsun sabah kahvaltı yapılıyor. Şimdi de bunu yemesi lazımdı. Biz İbrahim Paşa'mla çiğ köfte yedik. İlk kahvacım günlerinde bir markete gittik. Oradan da şöyle Türk kahvesi yanı sunumluğu gördüm markette, ondan aldım. O da aracımda. İnşallah eve gidince sizlere göstereyim canlar. Dün biliyorsunuz Nail'in işlem bile falan dediydim araba alırsak diye. Biz dün Aksaray'daydık, ondan öncesi yine Aksaray'daydık. Hatta bir tane Meral ablam yazdı, Elmas da her gün Aksaray'a gidiyor diye. İşimiz olduğu zaman mecbur gelmek zorundayız. Araç için geldik, o olmadı. Onu sevmedim. Bunu gördüğüm zaman böyle bir içim kaynadı. Benim olduğunu hissettim sanki. Serkan akşamları da arayabildim. Serkan'a da söyledim zaten. Serkan'ım hani ben bu aracı çok sevdim. Hani al kaçırma dedim. Mesaj değil atmış bana. Aynen Serkan'a mesaj attım. Ben sevmezim dedim, garip derim dedim. Serkan bana diyor, yok sana kurtaracak. Tamam İbrahim, ben bulurum abi. Diyor, ben arabayı böyle görsel bakarım. Zaten belli olur görsel. Biz anlarım. Beğenmedim mi yanlışsa şöyle derim. Hadi gidelim. Hadi hayırlı işler dedim. Şunu da söyleyeyim, gerçekten o kadar iyi insanlar var ki şu an aracı aldığımız ablamız olsun, damadı olsun, insan evladıdırlar bizim orada. Allah razı olsun, o kadar mülayim insanlarmış ki bizi evlerine davet ettiler hiç tanımadıkları halde kahve içelim, çay içelim diye. Hani ilk gördüğümde diyor ki aracını bir sür diyor Sefe, o da diyor ki kaçırmazsa sizsin. Yani ona da çok görmüyorum, benim evet. Aracım olsa ben de güvenip de göndermem çünkü. Şerefsiz bir insan, bir de bayan mı? İlkek olsa şey yapmaz da bayan mı? Şerefsiz bir insan. Aynen, dünyanın hani... Hala artık çivisi çıkmış. Kimsenin güveni kalmamış. Onları da çok görmüyor.
Bu arada arkadaş oldu. Sertem büyüğünün de arkadaş oldu. Güç büyüğünün de. Abimizle de arkadaş oldular. İş yerime de bugün geldi. Kız gel yanıma. Hanemize hayırlı olsun. Allah kaza bela bilmesin. Kaza bela bilmesin. Biliyorsun değil mi hayatım? Sağ ol. Allah razı olsun. Dinleyen de açılır. Ben de buradayım. Sağ ol. Allah razı olsun. Biz de maça bakıyoruz. Her zaman Serkan getiriyoruz. Serkan'dan da Allah razı olsun. Hani yanında bir bilmiyor. Ben her türlü aracı kullandım eşimin sayesinde. Bütün araçlar olsun. Hani aracın fiyatına göre de olsun esirgemedi benden. Yani aracın pahalı bilmediği hiç duymadım ağzımdan. Allah razı olsun. Sağ olsun. Hepsine bindim. Biraz foto da sürdüm. Rabbim herkesi gönlüne göre versin. Çift bile sürdüm. Aynen. Yani şöyle söyleyeyim. Hani bir kadın olarak gerçekten bir şeyler başarıp ortaya çıkarmak çok güzel bir duygu. Allah isteyen, dileyen herkese nasip etsin. Şimdi Serkan karnını doyursun arkadaşlar. Biz de arabamızın eğri, kuyruğu eğridiler bizim burada bir şey aldığın zaman. İlkay bacım doğrulttu. Ben de dün söz verdiydim. Nail işte bir size soğuk baklava alacağım. Eğer araba alırsam kuyruğunu düzelteceğim dediydim. Dün de diyormuş ki eniştem hadi elmas baklava aldı gidelim de yiyelim biz babama. Geldiler baklava yok. Eşimin kanalda izlemişsinizdir, araba da yok. Diyor ki, ben de kek yaptım, bu diyor sütlü kek değil mi diyor. İnşallah bugün mutluyuz. Sevinçliyim. Yani mutluluğumu dile getiremiyorum arkadaşlar. Anlamak isteyen her türlü anlayabilir. Yani Rabbim azdırmasın. Allah'ımızı unutturmasın. Evlatlarımıza da zarar ziyan gelmesin. Sağlığıyla sınamasın. Ben hep bunu diliyorum. Duam hep böyle. Elmas'a hayırlı olsun dedik. Buyruğu yandı diyordu. Önce ben bunu doğradım. Ben acıktım. Evet. Serkan'ın bir tane doğuydu. O da sana buyruğu doğrulsun. Ya değilse dilinden kurtulamam arkadaşlar. O zaman videonun adet devamında bu, adet, görüşürüz. Adet. Aynen adet. Hayırlı olsun buyruğu yandı diyor bize. O da adet. Sen eve varıp düzelteceğim buyruğunu. Ben de anahtar parası bekliyorum. Bir tane mi ki anahtarı? Bir tane. Yaptırabilir miyiz? Normalde Serkan hep araba alıp sattın arkadaşlar yedek anahtarını İbrahim kurtarıyor bir yere sattığımız evet. Zaman o yüzden sordum. Anahtar parası adet. Yani adet bu. Şimdi şu olayda onunla bir isteyebilir anahtar parası. Belki bilmiyorlardır. Biz mesela sürekli alıp sattığımızda biliyoruz bu şeyi. Yani ben de aldığımda veriyorum. Ben de diyor musun? Yani hikayede büyüdük geçen. Anahtarı görmedin mi? Yedeğini kurtarın abi diye. Ben görmedim. Ben bazı şeyleri görmüyorum arkadaşlar. Gözümün önünde oluyor ama görmüyorum niyeyse. Anahtar parası. Abi hani orada çalışan eleman oluyor ya. Arazi yıkaması, temizlemesi. Onlara veriyoruz. Mesela ev alıyorum, evde de kapı parası. Kapıdan istiyoruz anahtar parası. Evet. O zaman videonun devamında görüşürüz. Arkadaşlar, İbrahim babasıyla birlikte ortak yediler. İbrahim istemedi. Sonra Ayhan'ıma paket yaptık. Tamam annem hadi bin sen. Arkadaşlar Serkan çok olmaya başladı. Bana diyor sigara almadın diyor. Bir Red Bull almadın diyor. Evet. Ağzıyla listo neyse şurada market var alayım bari. Senin bu bedava ekspertizini yaptığım. Arabanı gösterdim tamam. Geldim motorunu her şeyini. Geç onlara da verecek adamların parasını da. Çok olmaya başladım. Hasar kaydını sorguladım. Bana sınavda bile soruyorlar. Onu görüntülü videolar var. Bize bakıyorlar hadi gel. Hadi. Çok yoğun akşamüstü biliyorsun herkes işten çıkıyor. Şurada hemen az ileride baklavacı gördüm. Zaten oradaki atarım. Kıymalıcı kardeşe de sorduydum. Orada az ileride var abla dediydi. Merhabalar. Soğuk baklavanız var mı? Kilosu ne kadar? 400 lira Allah'ım. Bir kilo alabilir miyiz? Tabii. Burada müzik çalıyormuş arkadaşlar. Şöyle baklavamızı göstereyim. Arkadaşlar müziği şöyle kapattılar. Sağ olsun kardeşlerimiz. Bu arada halka tatlısı da çok güzel gözüküyor. Ondan da alacağım. Aslında gönül isterdi ki sütlü baklavayı daha çok almak isterdim ama maalesef parası çok pahalı. Fiyatı uçtu. Hiçbir şeyin yanına varılmıyor artık. Baklavanın kilosu ne kadar abi? Cevizi 300, kısmı 400. Ha, anladım. Şöyle herhalde. Hatta bu da 500 yazıyor burada. Çok güzel bir pastane, her şey var. Başka
Yok abi, sağ ol. Şöyle ışıkları göstereyim. Serkan beni bekliyor. Ben de şuraya park ediyorum dedi. Sen de oraya gel dedi. Tamam dedim. İnşallah ileri gitmemiştir. Arkadaşlar, şu an biz Nailiştemgil'e doğru gideceğiz. Orada kuyruğunu düzelteceğiz. İnşallah özellikle kayınbabama, kayınvalidemin de gönüllerini alacağım. Onlara da aynı şekilde ikramımı göstereceğim. Görümcelerim olsun. Bir kutlama da orada yapacağız inşallah. Serkan'cığım ben geldim. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Tatlımızı aray aray bulduk. Yok muyum? Buldum. Var mı? Hı. Kilosu 400 TL'ymiş. Ne azmış. Buradan nereye çıkıyor ki? Buradan şuradan şeye çıkacak, kulenin arkasından. Ha, hiç bu yoldan gitmedim ben. Dedin oraya çıkacak. Burası. İyiymiş. Kemerim bir daha kayım canlarım. Videonun devamında sohbetli bir şekilde görüşürüz inşallah. Bugün de böyle olsun. Arkadaşlar, Serkan diyor ki kurtuldum diyor. Sen artık hadi ara diyor. Ben diyor. Ben petrola geldim. Aracımızın yakıtı bitti. Kur'an-ı Kerim okunuyor. Burada da tarihi şeyler satılıyor. Bunları da çok seviyorum gerçekten. Şunlar görüyorsun, dolma kapağı, kahve fincanları, terlikler, sonra küçük güveçler, büyük güveç, çaydanlık, her şey var. Testi var. Da kumbara mı ki? Merdane bile var bak. Arkadaşlar biz köyümüze kadar geldik. Az bir yerimiz kaldı. Acaba yine yanlış mı konuştum da Serkan gülüyor ki diye kapattım arkadaşlar, tekrar açtım. Niye gülme sebebini sordum. Elmas artık petrola girecek. Mazul alacak. Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar, benim hep hayalimdeki araç beyazdı. Şimdi belki takipçilerimiz yazacak, Elmas sen de buluyorsun bunuyorsun diye. Vallahi bulamıyorum. Ben bir bayan olarak, hatta dün de bu videomda söylediydim, belki bilenler bilir. Ben bir kırmızı taraftarı değildim. Bir şeyi çok ya bellemeyeceksin ya da çok sevmeyeceksin. Ne ya seversen o hani ters oluyor diyorlar ya, gerçekten öyle oluyor canlar. Demek ki büyük mü konuşmuşsun, bir şeyler olmuş. Bu nasıl? Kırmızı arabamız oldu. Bugün valla bayanlar genelde renkli arabayı sever de Elmas da beyaz araba seviyor. Böyle arabalardan ziyade kuryeyi seviyor. Ticari yüksek arabaları. Evet evet. Bu da yüksek ama. Bak Serkan beni tanıyor artık. Artık yapıyorum. Yani araçlardan dolayı diyor. Sevgili takipçilerimiz, normalde eşim alıp geliyordu. Hep hani eşimin mesleği bu olduğu için hep satma gözüyle bakıyordum. Zaten satacak. Hani ne kadar iyi olursa olsun gözümde yok gibiydi. Ama bu öyle değil. İçine bakıyorum, mutlu oluyor. Seviniyor. Böyle gönlüme bir huzur doluyor. Bir de burukluk oluyor gibi oluyor. İlker bacım aramış şimdi. Gidiyor musunuz diyor. Gidiyor dedim. Ona da aynı şeyler olmuş. Hem sevinç var hem buruk var gibi. Daha insan tam inanamıyor kendi aracı olduğuna. Şimdi Ayhan'ımı da alacak. Tavuğumu, çocuğumu tıkacak. Köpeklerimi falan doyuracak. Ondan sonra annemle babamı da alıp geleceğim arkadaşlar. Derman bacım da buluşacak. Akşam öyle anlaştık. Motoruna gelmesinler, hava soğuk. Yağmur yağıyor. Köyümüze de yağmur yağmış Serkan'cığım. Allah hayırlı yağmurlar versin inşallah. O zaman görüşürüz canlar. Evimize geldik kalbi güzellerim. Görüyorsunuz. Aracımız Serkan buraya park etti. O getirdi. Şimdi Gülpınar'a giderken de ben kullanım diyor. Tavuklarıma da yem attım. Ayhan'ım da acıkmış. Sofralarımız da ıslanmış. Tabii ben olmayınca toplayan olmamış canlar. O yüzden tekrardan yıkayacağım. Şimdi sizlere kahve yağımı, sunumluk tabaklarımı göstereceğim. Köpüşlerime de mama verdim canlarım. Ayhan'a da biliyorsunuz yemesi için kıymalı yaptırdıydık. Şöyle tabaklarımı da alayım. Ondan sonra sofralarımı toplayayım.
evime bir yavaş yavaş çıkayım. Bismillah, sofralar biri sağa gitmiş, biri sola gitmiş. Buraya da bayağı yağmış. Sevgili takipçilerimiz, İbrahim yukarı çıkmış herhalde, ayakkabısı burada. Hemen şöyle bismillah diyelim. Evimize girelim. İbrahim. Şöyle temiz mutfağımıza geldik. Tabaklarımı sizlere bir göstereyim canlarım. Evet arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz sunum tabaklarım. Orada baktım. Kırığına çıkığına bir tanesini bir marketten aldım. Bir tanesini de bir marketten aldım. 12 tane olunca iyi oluyor. Kalabalık misafir geldiğinde sunum tabaklarımı koyuyorum camlarım. Hem de biliyorsunuz takım oluyor. 49.90 aldım. Buna aldarmış. Bu da 49.90. İkisi de 49.90. Sevgili takipçilerim. Ayrı ayrı yerlerden aldım. Söylediğim gibi bir tanesine bir kalmış. Diğer tarafta bir sürüymüş. Söyledi. Bizim dedi başka bir yerde dedi. Aynı satılan tabaklarımız var. Onlardan alabilirsiniz dediler. Şöyle göstereyim camlar. Pek güzel. Ben çok sevdim. Yakından göstereyim. Aslında benim sunum tabaklarım vardı. Geçen sene aldıydım biliyorsunuz. Şöyle bunu da hemen göstereyim. Şunu almıştım canlarım, 12 tane. Bunlar çok çabuk kırılıyor. Şöyle göstereyim. Makine mi kırıyor bilmiyorum. Dişleri kırılıyor. O da yıkarken insan elini kesiyor sevgili takipçilerim. Bunları da güzelce bir sudan geçireceğim. Şöyle 12 tane de buradan aldım. Canlar, bunlar da evime hayırlı olsun. Bunları buradan geçirin. Şunlar da zaman artı. Şimdi biz Delman bacımgile gidiyor. Delman bacımgile. Arabamızın kuyruğunu düzeltirken sizlere inşallah şöyle kısaca bir göstereyim. Böyle Ayhan Hanım'ın müziği eşliğinde kapanışımı da yapayım canlarım. Araba almaya gittiğimizde canlar. Sevgili takipçilerim, dün araba almaya gittiğimizde bazı takipçilerim yazmıştı. Elmas'cığım Uno sana yakışmaz. Hem tamiri çok çıkar diye bütün takipçilerimin yorumlarını okudum. Gerçekten öyleydi. Bu biraz daha içmesinde çok da sevdim. İnşallah Rabbim kazasız belasız bilmeyi nasip etsin. Allah'ım olmayanlara versin. Rabbim kimin kalbinde ne niyet varsa o niyeti versin inşallah. İsteyen herkese kısmet etsin. Yalan dünyanın evi de yalan, arabası da yalan. Ondan sonra yani yaşadığımız her şey yalan arkadaşlar. Bunu biliyor yalan olduğunu ama ömrümüzün yettiği kadar yaşamak zorunda. Kimseye muhtaç olmamak için. Kimse bir ekmek getirip de kapıya takmaz. Akşam olduğu yiye ekmeğini, yemeğini yiye diyen olmaz. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Elin varsa kafan kaşığı. Bunlar hep atasözleri, çok da doğru. Bir güzel videonun daha sonuna geldim. Yarınki yeni vlogumda görüşmek dileğiyle. Elmas'ın hayatında kalın. Güzel yorumlarınızı kalp atıyorum arkadaşlar. Cevap vermeye çalışıyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın canlar. Arkadaşlar. Hayırlı olsun anacığım. Sağ ol. Ayhan kocuğunu ıslatmış. Yunusgil'e gitmiş herhalde. Kulaklık almış gelmiş. Oraya da montunu sermiş. Sobamı da yakmış. Annesinin hazır doldurduğu kuvayı nasıl da hazırca yakmış koymuş. Tabii canım o da böyle şeyler. Teşekkür ettim anneciğim beni düşündüğün için. Afiyet olsun, şifa olsun. İnşallah. Arabamızı beğendin mi? Bakacağız. Nasıl bakacağız? Bakacağız daha bilmedim. Bu arada şöyle sobamız yanıyor sevgili takipçilerimiz. Ayhan bir akıllı ki Zaban'ın annesi hazır doldurdu koyduydu. Ayhan da hazırca yakmış. Zobayı doldur geldiğin tamam tamam sonra doldururum diyor. Ne zaman ya söyleme.
Hadi afiyet olsun. Arkadaşlar, bu arada bazı kalbi fesat insanlar var kanalımızda, biliyorsunuz. Yorum yapan, fesatlıkla, hasitlikle beslenen, kötü yorumlarla mutlu olan takipçiler var. Onlar yazmadan ben söyleyeyim canlar. Benim yıllardır kırmızıya hiçbir hevesim olmadı. Kırmızı bir arabaya. Bunu eşim de bilir. Hepsi biliyor. Mandal mı gelmiş? Kırmızı arabaya gerçekten hani bir bayan olaraktan hiç dikkatimi çekmedi canlar. Ben hep beyaz arabadan hoşlanırdım. İlkay bacımınki biliyorsunuz bordo. Benimki de bordo oldu. Sanki İlkay bacım alıp da ona onunkinin aynısı olsun diyerekten almış diyen takipçiler de belki olacak. İlkay bacım sebebini biliyor bunu niye aldığımızı. Dün Uno'ya gittiydik. Uno biliyorsunuz griydi. Ben sevmedim onu. Her tarafı kırık gibi sesler geliyordu. Daha sonra yanındaki beyaz Golf'u sevdim canlarım. Onun da parası bayağı bir yüksek geldi. Kumuş mu bu? Kumuş muydu? Evet, kumuş. Bir de onun yanında bir daha beyaz vardı. O da neydi? Sembo. Leon. Ha, Leon'udu. He, karıştırıyorum ya. O da beyaz. Ben aslında hani söylediğim gibi bu tamamen tesadüf oldu. Serkan dün dedi ki, avrat dedi, sen de araba istiyor musun istemiyor musun? Bana onu söyle. Ben dedim ki Serkan dedim, hani sen bir yere gittiğin zaman ben arabasız kalıyorum. Mesela Gülaca pazara gidiyor, kayınbabam geline bir şey oluyor. Annem gile gidesim tutuyor ya da pazara gidesim oluyor. Aksaray'a sürekli gidiyorum, bir randevularım, bir şeylerim oluyor. Otobüsüne gitsen o da dünya para olmuş zaten. Biliyordum, sen istediğin saat bulamıyor. Evet. Ondan sonra Serkan da dün araştırdı, Allah razı olsun. Dedi ki Elmas dedi, İlkay Bacı'nın mahallesinde bir araba var. Bordo araba dedi. Ben dedim ki ben bordoyu sevmiyorum Serkan'ın. Başka yok. Bu da dedi ki dur bir ama çok iyiye benziyor dedi. Biraz araştırdım. Bunu dedi, değerlendirelim. Bir bakalım. Gittim. Arabanın kırmızı olması pek şey beni hani rahatsız etmedi gördüğüm zaman. İçini sevdim arabanın. Kullanış hissi çok güzel. O yüzden bu kısmetimizde varmış. Allah evet. Kazasız belasız bilmeye nasip etsin. He dizelimiş. Ben anlamam dizelini düzelini. Serkan anlıyor. Ne oldu? Ha. Ayhan niye öyle yaptın? Neyse arkadaşlar. Buradan da bu açıklamayı getireyim. Ben beyaz araç istiyorum. Tamamen tesadüf oldu. Aklımızda olmayan aracı aldık. Hanemize bu hayırlı olsun. Rabbim bunu layık görmüş bize. Kaderimizde bu varmış demek ki. Yani Allah emretmese olmaz zaten. Her şey Rabbimin elinde. Diyeceğim bunlardan ibaret.